Sen nerede kullanacaksın bunu? Ömrün boyunca mimarlık yapacaksın. Mimarlık ikincisi öğrencisisin. Biz bunu incelemesi olmadığı için sizler de eğer alacaksanız bunu ben çok beğendim değiştirebiliriz istersen. Hepinize merhaba. Bugün size yeni aldığım laptoptan bahsedeceğim. Açıkçası ben laptoplardan hiç sıfır yani anlarım. Çünkü daha önce laptopum değil masaüstü bilgisayarım bile olmadı. Ben çok araştırdım. Bilgisayarcılara, tüm bu işle uğraşan insanlara sordum hangisi daha iyi. Sonuç olarak kimse de bir şey bilmiyor. Sonuç olarak bir kere alacağız. Ve düzgün ve güzel bir şey olsun. Yani ben bir şey çizerken, bir şey yaparken programlarda bir anda kasmasın, donmasın. Atıyorum bir yere taşıdığım zaman ağır olmasın. Çünkü kızım yani taşıyamam o kadar ağır. Sonuçta kızın da kendi çantası oluyor. Kızların, pardon. Ana alacaklarımız Lenovo'ydı. Ben yaklaşık 4 senedir Lenovo kullanıyorum. Y70 model incelemesinde buradan bakabilirsiniz. İşte 4 senedir Lenovo kullanıcısı olarak dedim ki Lenovo alalım veya Asus alalım. Tavsiyeler o şekildeydi. Bugün de herkesin çok bildiği Monster markasına gittik. Acaba dedik ne olur ne biter. Tam A5'i bize gösterirken, Abra A5'i gösterirken adam laptopun touchpad'i bozuldu. Ya zaten Aslı'yı zar zor ikna etmiştim. Ben şimdi nasıl güveneyim Monster'a? Adam dedi hani işte servisimiz var vesaire filan dedik. Biz oradan çıktık. Yan tarafta böyle işte teşhir ürünlerinin satıldığı yerler falan var. Pasajda Kadıköy bu arada yer. Neyse orayı da vazgeçtik almaktan. Ondan sonra Vatan'a gittik. Bugün özel indirim varmış. 2020'nin Şubat ayındayız. İlk haftalarında. Şu an 7500 liraydı laptop. Biz 6200'e aldık laptopu. 5 olan model. 256 SSD var. 8 GB RAM var. 15.6 Full HD IPS ekran var. Bunu internette Windows olarak da alabilirsiniz. FreeDOS ama FreeDOS'a sıkıntı çıkabilir. Aslı uğraşır vesaire yapar diye dedik ki Windows 10'u alalım. Windows 10'la aldık. 8 GB RAM verdiğimiz gibi Windows 10 var. Halihazır içerisinde. Kısacası bu kadar. Siyah. Tasarımsal olarak yani hoş. Benimki Y50-70. Metal fırça bir kapak var. Karışık. Mavi klavyesi var. Ondan önce de bunun da üst plastik. Üst plastik. Alt taraf metal. İlk defa açıyoruz bu arada. Aynen. Yani aldık kısacası 1-2 saat falan bir vatanda ne olur ne biter diye baktık. Herkes çok şey söylüyor. Yoga serisi, bilmem ne serisi falan. En iyisi yani alınabilecek IdeaPad olarak alabilirsiniz. IdeaPad'ler Lenovo'nun. Çizimde vesaire hani oyunda Monster alırsınız eyvallah. Çizimde Lenovo ve Asus'un dışına çıkması çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü kendiminkinde Monster alınır da kendi tercih. Mutlaka aynen. Monster alın. Adam da öyle söyledi zaten hani. Biliyorsanız eğer işi... Çünkü Monster'a şöyle bir problem var. Eğer İstanbul'da yaşamıyorsanız, başka bir şehirde yaşıyorsanız herhangi bir şubesi yok başka bir şehirde. Aslında dedi ki ben İstanbul'da yaşamam. Atıyorum ben bu bilgisayarı alıp Bodrum'da yaşadığımız için Bodrum'a gittiğim zaman herhangi bir problem çıktığında eşyaları toplayıp ya bunu kargolatmam lazım ki kargolar ne kadar güvenilir herkes şey yapar. Ya da kendim apar topar İstanbul'a gitmem lazım. Dışında baktığın laptoplar başka neler vardı? Artıdan tavsiye edilen sana. Asus vardı. Asus'un ama 13'tü sanırım ekran boyutu. Evet 13 inç. Yani çizim yapabilecekseniz yani mimarlık öğrencileri için en ideal alınabilecek ekran 15.6. 15.6 inç. 17'si tavsiye evet. Etmeden ağır oluyor. 17 yani. Ağır oluyor. Yani bunu da isteriz gibi render vesaire alabilirsiniz. Hoş. Mazgal çıkışları üst tarafta yer alıyor. Yani ekrana doğru. Bunu da işte... Sana da anlatacağım ileride. Hem şık klavyesi hem de basmak için böyle rahat yani. Yormuyor parmakları. Evet. Biz mouse vesaire aldık. Çanta aldık işte. Portçu atıcı aldık. Sağ taraf tertemiz hiçbir şey yok. Zaten artık CD-ROM vesaire kalmadı. Öyle bir şey. Bana sormuştu CD kullanırsam. Ben kendime soruyorum. 4 yıldır kaç kere CD var kullandım hiç. Her CD girişi yok. Nasıl yok? Bunu da şu an öğrenmiş oğlum. Nasıl yok? Sol taraf... Ben yok. CD yapacağım zaman nasıl takacağım bunun içine? CD gerek yok ki. Nasıl yok? Benim bir sürü oyun CD'm var küçük küçük. Onları kendin oynarsın. Ben söylüyorum. Şimdi sol tarafta... CD solun için bir apartman var mı? Var. Evet. CD içinde ayrıca CD şey alırsın. Apartman. Atıyorum telefon gibi. Kabloya takıyorsun USB'ye. İşin çözülüyor. Tarafta neler var? İki tane USB 3.0 var. Girişimiz, port girişimiz var. Bir tane Type-C, evet yanlış duymadınız. Type-C girişi var. Power, internet, HDMI girişi var. Kaç tane USB girişi var? 2 USB girişi var. Evet yanlış duymadınız. Sadece 2 tane USB 3.0 giriş var. Sağda mouse için USB girişi yok. Bu da USB 2.0. Port çağlı 4 tane. Artık bir tanesini feda edeceksin. Tamam.
Oldu sana 4 tane. Hani bunu buraya tersi takarsın, buraya mouse takarsın, tamam. Flash belleğini takarsın. Hı-hı. Sıkıntı olmaz. Hard diskini bile diğer tarafı 3-0'a takarsın. Tamam. İnternetten çok güzel çantalar var, tavsiye edebilirim. Trendyol'da vardı. Oradan sipariş edeceğim, oradan gelecek. O zamana kadar dışarı çıkarmayı düşünmüyorum çocuğumu. Çünkü onu çok aradım. i5 ile i7 arasındaki fark ne diyor sorarsanız, yani RAM'dir, ekran kartı vesaire hepsi aynı tutarsanız sadece %30'luk bir performans artışı olacaktır. İşlemci boyut alanında, yani toplam bilgisayar değil. FreeDOS'lu olanı var, bu Windows 10'lu. Biz 6200 liraya aldık. Şimdi sen nerede kullanacaksın bunu? Ömrün boyunca mimarlık yapacaksın. Mimarlık 2. sınıf öğrencisisin. Evet. Yan tarafına da gittik. Photoshop'la Autodesk'in AutoCAD programını yükledik. Hocalar hiçbiri marka tavsiye etmedi. Hı-hı. Yani şu markayı al demedi. Çünkü her markada her özellik olduğu için artık... Sen hiç yani, laptop bilmiyorsun değil mi? Hiç laptopla ilgili bir şey bilmiyordun. Kimse bana bir şey demedi. Ve bir aylık bir sadece araştırmaya girdi. Sadece şu olay var. Çizim bilgisayarı, oyun bilgisayarı vesaire deyince tek algı Monster'dı. Yani ne alaka, ne de... Ya herkesin onu söylemesi beni biraz itti açıkçası. Ve arkadaşlarını Monster'da sıkı yaşamış. Aynen, arkadaşlarım almış ve gerçekten yani çocuk aldı, bir hafta sonra enter tuşu çalışmıyordu. Ben onu ne yapayım? Yani ben onu her... Tamir ettirebilir. Ya tamir ettirebilir ama ben sinirleneceğim, anladın mı? Ya o laptoptan soğuyacağım. Yani üzüleceğim de kendi kendimi yıpratacağım. Boş yere oturacağım laptopu, götüreceğim. Onun yerine sağlam. Yani sen yani, servise gitmek istemiyorsun. Ben servisle uğraşmak istemiyorum. Uzun ömürlü İnşallah bir şey. İnşallah bununla da servise hiç gitmeyeceğim. İnşallah ben Lenovo'ya hiç sıkıntı yaşamadım. Yani bilmiyorum ben. Bunu gördük, internette bulduk ilk başta. Çok hoşumuza gitti. Hemen sayı falan demedi. Herkes Monster'cıydı. Arkadaşlarına dahil. Yani evet, herkes Monster almıştı zaten okulda. Hmm, ekranı daha büyük, daha geniş. Hani gözlerim kısarıp bakmak istemedim ekranı açıkçası. Hmm. Hani zorla gözlük de takmak istemedim bilgisayarla devamlı uğraşırken. Ya bununla baktığında direkt görebilirsin yani. Normal bir insan da görebilir. Gözü bozuk olan insan da görebilir. Aynen. Ortadan bu arada açıp kapatıyormuşuz. Evet. Bilgiyi bugün öğrendim. Sen mimarlık öğrencisin. Bunda mühendislikte de konulabilir mi? Evet. Evet, mühendislikte de konulabilir. O şekilde bakarsak. Başka ekleyebileceğimiz... Sonra bu video montaj işiyle uğraşanlar da kullanabilir. Yapabilirsin. Benimki kendi ekip. Yani ben harici 1 terabayt kullanıyorum. Sancar da bu arada Lenovo kullanıyor. Aynen, ben de Lenovo kullanıyorum ve bu zamana kadar hiçbir sorun yaşadığımı söyleyemem. Yani ne oyun oynarken, çok oyun oynamıyorum ama kardeş falan oynuyor. İşte Photoshop'ta, Premiere'de, diğer ıvır zıvır, yani aklına ne program ne geliyorsa hepsini Hyde'de falan ben hiç sıkıntı yaşamadan prizde kullanıyorum. Bir de harici depolama birimi var Samsung'un, 1 terabayt aldığım. Onu da eklediğim zaman benim hiçbir sıkıntım olmuyor. Aynı şekilde sen de böyle kullanacaksın. İnşallah. Yani Lenovo'nun eğer bir mimarlık öğrencisiyseniz, yani kız erkek fark etmez, bu bilgisayarı gözünüz kapalı alabilirsin. Asus'ta da gaming laptop olarak geçen versiyonları, serileri de alabilirsiniz hali hazırda. Yani kısacası Lenovo alırsanız... Yolda kalmazsınız. Aynen, yolda kalmazsınız. Hoş yani hani... Bunu daha bugün Lenovo almış biri söylüyor, o yıllardır kullanıyor. Evet, ki bunda JBL ses sistemi var, bunda ne var onu bilmiyorum. Ola ki bir problem olsa Lenovo bulur. Yani siz yorumları aşağılara yazın. Kullanıcı olarak gerçekten aslında olumlu olumsuz yorumlarını sizlere bildirecek. Aynen. Aa, klavyede ışık var. İki kademe ışık var, doğru. Onu göster. 1, 2... 3 kadem. 3 değil ya. Karanlık, aydınlık, apaydınlık. Evet, öyle diyebiliriz. Karanlık, aydınlık ve apaydınlık olmak üzere 3 tük mavi ışığımız var. Evet. Lenovo, ikinci Asus geliyor. Bu sıralama değişir ama ya, bana MSI göre bu şekilde. Aynen. Ama MSI'nin çeşidi yok ve fiyatları aşırı yüksekten başlıyor. Ha, bunun eşleniği MSI'da 10 bin lira. Evet. Monster'da da yaklaşık 8-9 bin lira toplam bilgisayar olarak alabilirsiniz. Aşırı markacıysanız, her şeyiniz MSI ise MSI'dan vazgeçemiyorsanız 10 bin lira verip aynı muadilini alabilirsiniz. Aynen. Hiç bir, yardımcı bir video yoktur. Hiç video yok. Biz şey demiyoruz, elle de gelin de bu bilgisayarı mı, bu bilgisayar mükemmel demiyoruz. Çünkü Lenovo bana bunu ücretsiz verseydi ben bunu yerden göğe kadar savunurum. Ama ben şimdi ilk defa aldım bir bilgisayar. Hoşuma gittiği için anlatıyorum. Tekrar söylüyorum, iç ve dış mimar, dış mimar değil, iç ve mimarlık öğrencileri için ideal konulabilir. Kızlar için de gayet şık bir tasarımla ben çok beğendim, değiştirebiliriz istersen. Yani şöyle baktığın zaman tabii aynı, bu birazcık bir daha olur. Evet, benim ekranım bir açıkta. Benim 17. Evet, benim 17. Evet, 17 inç. Bu 15.6. Şöyle baktığın zaman bir karış, bir karış. Yani buna çantada hoş, güzel olur. Çok da ağır değil. Evet, incelememiz bu kadardı. Yani ön açılış gibi de düşünebilirsiniz. Kutu açılımı da oldu aynı zamanda. Eğer sorularınız varsa dediğimiz gibi aşağıda yazın yorumlara. Biz onları cevaplayacağız elimizden geldiği kadar.
Evet, bu şekilde incelemelerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa üçüncü defa diyorum aşağıda yorum olarak yazın. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir inceleme olduğunu düşünüyoruz. Umarım siz de bu laptopu alırsanız biz de aldım almadım güzel yorum kötü herkes. Her şeyi bildirin bilebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.